İfadesi peygamberlerin bedenlerini Allah toprağa haram kılmıştır. Peygamberlerin bedeni çürümez. Kur'an-ı Kerim'de şehitler için onlar ölüdürler, ölü demeyin onlar diridirler siz hissedemezsiniz buyuruluyor. Peygamberler için bu evleviyetle böyledir. Şehitler diriyse, ölmediyse peygamberler evleviyetle diridir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, biz onu dilimizde ruhaniyeti diyoruz ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizatihi hayat sahibi olduğu çok aşikar, çok açık. Dolayısıyla ona getirilen her salatü selamı mukabele ediyor. Amellerimiz ona arz ediliyor. Bundan ya hoşnut oluyor ya hüzünleniyor. Dolayısıyla onunla irtibatımızın bir takım perdelerin arkasına gömülmüş çok böyle sanal efendim, çok hayali bir şey olduğunu düşünmeyelim. Allah yolunda öldürülenler. Allah yolunda öldürülenler tabii. Peygamberlerden peygamberlerle ilgili bir ifade yok. Allah yolunda öldürülenler diyor. O başka bir şey. Şimdi bir de Yasin suresini mesela öldürülenlere bir örnek var. Yasin yani suresinde. Şeyden dolayı demiştim. Hani peygamber de ölmüştür. İnneke meyyitun ve meyyitun diyorsunuz siz. Halbuki ben demiyorum onu, Allah-u Teala söylüyor. Allah şehitlerin bile diyor ölmediğini biliyor. Şehitler peygamberlerden üstün olmadığına göre peygambere de öyle demeyin. Bir kere şu şehit kelimesi yanlış kullanılıyor. Şehit başka bir şeydir. Şehit uzman demektir. Allah yolunda öldürülen başka bir şey, o başka bir şey. Peygamber Allah yolunda öldürülmüşse durumu farklı bir şeydir. Öldürülmemişse, ölmüşse farklı bir şeydir. Yani Cenab-ı Hak peygamberimiz için inneke meyyitun ve innehum meyyitun diyor. Sen öleceksin, onlar da ölecekler diyor. Öldürülme başka, ona katil ifadesi kullanılıyor. Buna mevt ifadesi kullanılıyor. Yani öldükten sonraki nimetlere kavuşma açısından. Ya bak şimdi, bir kere Allah'la ilgili, dinle ilgili konuştuğun her bir şeyin bir delili olması lazım. Kendi kafana göre koyarsan o zaman o din bozulur. Bu böyle oluyor da olmaz mı? Sana ne? Bu kitabı indiren öyle bir şey söylemediyse senin söylemeye hakkın yok. Bu kitabı indiren demişse ki sen de öleceksin, ölmüştür peygamberimiz. Evet. Hazreti Ebu Bekir ne kadar güzel söylemiş, eğer şeyse Muhammed'e tapanlar varsa o öldü. Ama Allah'a tapanlar varsa Allah hay ve kayyumdur. Şimdi ama maalesef Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanrılaştıran o kadar çok kendine Müslüman diyen insan var ki Allah onlara hidayet nasip eder. Söylenecek başka bir şey yok. Çünkü onlara günahlarını affetsin diyemeyiz. Çünkü Allah böyle kişiler için af dilememizi yasaklıyor.